Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şu anda da ilk gösterim videosu son dakika Türk Kutluğu'nda Rezalet Okan Burak Galatasaray TT Fenerbahçe işte detaylar e, videosu. Herkese açık gibi arkadaşlar. E, onu da söyleyeyim. Şimdi herkese açık gibi derken yanlış bir şey söyledim. Şu anda herkese açık oynatılıyor. Ben de bir taraftan ona bakıyorum. Bir taraftan da bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yayıncı kuruluşta Fenerbahçe maçları sonrasında yorum yapacak liste belli olmuş. Ersun Yanal, Beyaz Uçar, Uğur Meleke ve moderatör Güntekin onay hani bu bıraktıydı. Vallahi yayıncı kuruluş kendine izlettirmek için çok uğraşıyor. İsmail Kartal'ın bazı açıklamaları vardı transferle ilgili. Şimdi onları konuşacağız. İlk olarak Lincoln, Henrike'nin sözleşmesinin Devre arasına kadar dondurulduğunu söylüyor arkadaşlar. Yani Mustafa Hoca yine bildi diyor açıkçası. Ferdi'nin de açıklamaları var ama Ferdi hani yarın maç yapacağız. Biz takımız hazırlandık. İyi takımız. Güzel takımız. Ne mutlu Türk'üm diyene iyi dersler arkadaşlar. Sağ ol falan filan dedi. O yüzden çok şey yapmıyorum. Şimdi ee, TT'yi sordular. TT'nin başından beri bizim listemizde yok. Listemizde zaten yoktu ve sonrasında yüzlerce oyuncu gibi bize teklif edildi. Sercan Hamzoğlu'nun bir lafı var. Diyor ki her teklif edilen futbolcudan e, hani bahsetsek diyor günümüz yetmez, videolarımız yetmez, duyumlarımız yetmez. Hakikaten öyle. Çok futbolcu teklif ediliyor. Yani öneri olarak geliyor. Diyor ki ben bizim sistemimize uygun bulmadım. Bir de bunun bonservis kısmı var. Orası da çok muamma. Kapalı bir kutu. Biz her şeyi düşünmek zorundayız. TT ayarında belki daha üstün, belki daha farklı oyuncularla meşgulüz diyor. Acaba kimle meşgul? İster misiniz Hakim Ziyek Fenerbahçe'de olsun? Yani ister misiniz Hakim Ziyek'le ilgilenelim? Yani Hakim Ziyek ve Tete'yi kıyaslasak herhalde Galatasaraylı olduğunuz için siz Tete'yi seçersiniz. Futbolu anlayanlar Hakim Ziyek seçer herhalde. Neyse. Hafta sonu lig maçınız olacağından dolayı yarınki maçta rotasyona gitmeyi düşünüyor musunuz? Diyor. Kafamda bir şeyler var. Daha karar vermedim. Bu akşam karar vereceğim. Yarınki maçı kazanmak için ideal kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız. Şimdi burada bir subliminal duyum var. İdeal kadroya yakın bir kadro. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Ceko'yu yedek bırakacak. İdeal kadroya yakın bir kadro. Ceko yana Baçuo ile maça Gaziantep maçına Ceko'yla başlasan Tadic'i yedek bırakacak bence. Kent bir kanatta, diğer kanatta bakalım kim olacak. Bence yani Ferdi Kadıoğlu bence yedek kalacak. Ama hocam toplantıya çıktı, yedek olacak olsa olur mu? Ne bileyim yani. Öyle söyleyeyim size. Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın transferlerine ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Bakın arkadaşlar Merih gündemimizde yok demedi. Hani bana atıp tutan arkadaşlar, sen kandırıyorsun diyen arkadaşlar utansınlar. Yerin dibine girsinler. Bak gündemimizde yok şu bu demedi ha. Bunların transferine ilgili bir şey söylemem doğru değil. Biz takımıza katkı sağlayacak Fenerbahçe için karakterini ortaya koyacak oyuncuları transfer edeceğiz diyor. Eskiden Fethullah Gülen'in dizinin dibinde videoları olan arkadaşım söylemleriyle ilgili de diyor ki bunlar küçük söylemler. Türk takımları Avrupa'da birbirini desteklemeli, ortamda ayrışma yaratacak söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim, hedef, bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek, Avrupa'da mücadele, mücadele eden bütün ekiplerimizi destekliyoruz diyor. Birilerine duyurulur. Benden söylemesi arkadaşlar. Birilerine duyurulur. Ve Kesin gidecek birileri var mı diyor. Bu da diyor ki Mustafa Hoca ne diyorsa onlar. Büyük diyor Villanara, Gustavo Henrique ve Bil belki birkaç geleceklere göre gidecek ismi verebiliriz. Bunlar kesinleşen isimler. Siz Mustafa Hoca'yı takip etmeyi sürdürün diyor. Kaldı ki sürdürüyorsunuz da 34.400 olmak üzereyiz. Yani baya 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 arttırıyoruz arkadaşlar desteklerinizde. Şimdi Chelsea'de Kadroluşu bırakın hakim zeyd, Türkiye'de olabilirmiş. En son Kuşadası'nda bir mekanda şarkıcı -mac -mac story atmış. Olabilir şeyler. Fenerbahçe U12, U15, U16 takımlar Rusya'da düzenlenecek olan UTLC Cup turnuvasına katılacaklarmış. 14-19 Ağustos tarihleri arasındaki turnuva. Sapsan Arena'da oynanacakmış. Final maç 19 Ağustos'ta RZD Arena ev sahipliği yapacakmış. Orada Dinamo Kiev'e benzer bir takım var. O değil. O Dinamo Moskova arkadaşlar. Yani e, logoya çok takılmayın. O Dinamo Moskova. 5 Temmuz. Ali Koç bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini arttıracak belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklanır 2-3 tane tartışmasız. 5 Temmuz'da bunu söylemiştim. Fenerbahçe taraftarı da 5 Temmuz'dan beri bekliyor A-plus oyuncuyu. Şimdi Hakim Ziyek A-plus oyuncudur. Öbürleri A-plus oyuncudur. Livakovic A plus oyuncudur. Livakovic demişken son dakika bilgisi girdiler. Haberiniz var mı? Dinamo Zagreb'i kulüp yetkilileri uzlaşma tutumlarını bir kenara bırakarak Fenerbahçe'nin Livakovic için yaptığı 9 milyon euroluk teklifi kabul ettiler diye ki bunu sosyal medyada Hırvat basını duyurdu. Bizim Türk duyumcular da hemen çalıp özel diye paylaşmaya başladılar. Bu özel değil onların şeyi. Bu adı Rodrigo Becao Maribor maçında ilk 11 oynamasını bekliyoruz. İrfan 25'in haberi zaten söylememe gerek yok arkadaşlar hepiniz aynı şeyi düşüneceksiniz diye düşünüyorum yani hepiniz bekliyorsunuzdur diye. Mert Hakan Yandaş biliyorsunuz Ciko bu maçın kadrosuna dahil değiller sakatlıkları var. Orada arada Ciko'nun doğum günde kutlu olsun. Gaziantep FK maçında yetişmelerini bekliyoruz artık o maçta yetişecekler diye. Bir e, ee, Beştaşlı arkadaş diyor ki Ligin devre arası 25 Aralık 5 Ocak. Afrika Kupası 13 Ocak 11 Şubat. Ligin devre arası pekala Avrupa Kupası'na denk getirilebilir. Beşiktaş düşmanı TFF Başkanı bunu niye yaptığı belli diyor. Avrupa Kupalarına şimdilik Galatasaray'dan 2, Fenerbahçe'den 1, Beşiktaş'tan 7 kişi gidecekmiş. Önce şunu söyleyeyim. Yani bu planlamalar böyle kafadan olmuyor biliyor musunuz? Yani bu planlamalar öyle hadi canımız sıkıldı. Şu tarihte verelim olmuyor. Avrupa'dan eşleş zamanlarda oluyor. İkincisi de yani 19 maç oynanacak. 38 maç. 19 maçtan sonrasına ayarlanıyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. O yüzden e, bir şeyleri konuşurken dikkat edelim. Şimdi taraftar sabırsızlanıyor. Doğru. İnceleyip sık dokuma zamanı. Doğru. Ama bunu anlamıyorlar. Arkadaşlar şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dünya cönlü scout ekibi olan Barcelona transferde 3 oyuncudan 305 milyon euro zarar etti. Coutinho, Dembele ve Griezmann. Alış 395 milyon euro. Satış yani satış kaç milyon euro? 90 milyon euro. Yani düşünün bakın. 305 milyon euro zarar. 305 milyon euro zarar arkadaşlar. Bunların gerisini düşünün. Ve Fenerbahçe taraftarı da diyor ki ya efendim biz niye bekliyoruz falan filan. Lan bari sevme zarar ederken sen kimsin? Volkan Demirel Ömer Faruk Beyaz'ı getirmiş diyor ki Ömer Faruk Beyaz'ı Türk futboluna tekrar kazandırmaya çalışacağım. Ömer Faruk Türk futbolunu yetiştirdiğim en büyük yeteneklerden bir tanesi şu tutkartta süre bulamadı. Telefon görüşmemizde benimle çalışmak istediğini söyledi. Maaşının %20'sini biz ödeyeceğiz. O da maaşının %10'unu Hataylılara bağışladı. Bu da beni çok etkiledi demiş. Valla iyi bir yetenekli bir çocuk. Hayırlısı olsun. Konumuz dışında bir Trabzonspor olayı var. Trabzonspor e, stadyum isim sponsorluğu için paparayla anlaşmış. Yani benim bildiğim Trabzonspor taraftarı Papara için şey diyordu. Yasa dışı bahis parası falan diyordu. 5 yıllık sözleşme imzalamışlar. Uzun lafın kısası 1 milyar 416 milyon lira. Yani 1,5 diyelim. Yıllık 300 milyon TL. Yaklaşık 10 milyon euro. Deli para. Vallahi iyi anlaşma. Vallahi süper anlaşma. Fenerbahçe'nin ülkelerle bitsin. Bakalım biz ne kadar anlaşacağız. En az bir 20 milyon euro keş para alması lazım. Başka türlü geçim kaynağı yok. 20 milyon euro alsan 10 göğüs sponsorlu alsan 30 milyon euro. Onda işte cart Bir şey yok. Bir şey yok. Terbiyesizlik bir şey yok. Mikrofon beni andı. Bir şey yok. 10 milyon euro da başka alsan 40 milyon euroluk sponsorla başlaman lazım. Ki daha da arttırmak lazım. Sponsor gelirini. Aziz Allah. Şimdi Türk ilginç olaylar yaşanıyor. Süper Lig'in koşu mesafelerini ölçen bir firmanın maçların bir bölümüne gitmediği ve su gitmeden sahte raporlar üreterek kulüplere, hocalara sattığı belirlendi. Konu araştırılıyormuş. Yancı kuru düzgün mes koşu mesafesi ölçen bir firmayla çalışmak istiyormuş. Geçen sene ben buna değinmiştim hatırlıyor musunuz? Dedim ki ya arkadaşlar bir sıkıntı var diye. Ama inanmamıştınız herhalde şimdi inandınız. Merih Demiral aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Bu ay Atalanta'dan ayrılmak istiyor. Sadece üst düzey bir takımda forma giymek istiyor. Roma Inter ilgileniyor ama çok fazla para verme düşünceleri yok. Nottingham Forest ve West Ham United'la da görüştü ama hiç aşama kaydedemedi diyor Fabrizio Romano. İster misiniz şapkadan Merih Demiral çıksın? Nerede oynatacaksın hocam ya? Ya ben şunu söyleyeyim. Merih Demiral gelsin Luan Perez falan filan rahat rahat gidebilir yani. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat. Şimdi Vilyan Arao İsmail Kartal da söyledi. Al Hilal her konuda Vilyan Arao'yla anlaştı. Fenerbahçe'yle de artık bitme aşamasına geldi. Şimdi ben sizden özür diliyorum. Hakikaten özür diliyorum. Ya şu, şu gün kap diyorum, olmuyor. Arkadaşlar ben bana söyleneni söylüyorum. Olmuyor. Mesela bugün çarşamba günündeyiz. Salı gününe kadar 23 kadar kap olacaktı. Olmadı ya. Yani eee Olmadı arkadaşlar özür dilerim ama hani anlaşıldığı her şey tamam. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bak ben size 4 tane kap söyleyeyim. Ara o. Gustavo Burak kapacak. Emre Demir. Dördünün de kapını vereyim. Dördünün de kapının gelmesi lazım. Daha gelmedi. Onu çözemiyorum. Yani onu ben çözemiyorum. Anlamıyorum. Mesela Samsun Spor. Burak kapacağı. Ya Hani daha ne, zaman açıklayacaklar bilmiyorum. Demek ki sağlık kontrollerinden falan geçecekler. Belki de onların da zamanında sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyorlardır belki de. Hani aklıma o geldiği için söylüyorum. Yoksa nasıl olacak bilmiyorum. Bak şu ayı. Arkadaşlar bu arada duyum duyum üstüne veriyorum. Gidenler gelenler sırayla ama inşallah sıkmıyorumdur. Bak şu ayıp. Lens Batshuayi istiyor. Batshuayi de Lens'in Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olmasından dolayı sıcak bakıyor. Maaş konusunda arada 1 milyon eurodan fazla bir yani 1 milyon euro fark var. Yani bu transfer gerçekleşirse ciddi bir para girecek Fenerbahçe kasasına. Ama gerçekleşir mi? Şimdi Lens forvet attığı için öncelik Crystal Palace'dan Jean, Filip, Mateta ve Monza'dan Andrea Petegna'ymış. Lens bunlardan sonuç alamazsa eğer o zaman Batu şu ayı yönelecekmiş. Şimdi bu e, iki Kocaya baktım da bu Petagna'yı daha yeni almış Monza. Yani 10 milyon euro verip öbürüne de 11 milyon euroya satın almışlar. Bakalım ne olacak. Lens eğer bundan transfer, bu transferleri yapamazsa Batu şu ayı Arkadaşlar Fenerbahçe'ye resmi teklif geldi. Lens takımından 9 milyon euroluk resmi teklif. Fenerbahçe'de geri çevirdi. 13 milyon euro dedi arkadaşlar. 13 milyon euro. Eğer 13 milyon euro verirseniz olur dedi. 13'e çıkamayacaklarını belirtti. En son fiyat 9 dediler. Yani şu şu, an, şu anki duyumlara göre Batshuayi kalıyor. Miguel Crespo. Fenerbahçe Crespo ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşmış 3 yıllık kontrat 1.4 milyon euro yıllık ücret. Crespo'nun bizden aldığı 600 bin euroydu. Şimdi Crespo kalırsa daha önceki duyumlarımı da hatırlatmakta fayda var. Crespo kalırsa bir kişi. Bir orta saha. Crespo giderse iki orta saha dedim. Çünkü Arao zaten gidecek. Crespo da giderse bu şekilde hani tepki gösteren çok olmuştu. Ben sadece daha önce verdiğim duyumu hatırlatıyorum. Arkadaşlar yok hocam böyle bir duyum vermemiştin. Yalan söylüyorsun diyen varsa uyursun yoruma. Gelsin bir de biraz da onunla konuşalım. Biraz da ona derdimizi anlatalım. Şimdi Zayts, Crespo ikisinde durumları meçhuldü. Hani Zayts ve Crespo yerine iki kişi kesindi. Ama Zayts uzatınca ısrarlı bir şekilde söyledim. Eğer dedim Crespo giderse ihtimal ama gitmezse now now dedim. Onu da belirteyim. Şimdi kaleci transferi. Keylor Navas düşünülen isimlerden bir tanesi. Cengiz Ünder konusuna girince onu da konuşacağım zaten. Hani görüşme var Keylor Navas'ta. Şimdi kimse bana yok şu bu demesin. Var arkadaşlar görüşme. Bir sağ açık transferi. Hani e, belki Ekambi. Nicolas Dominguez için de nabız yoklanıyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Emre Mor bir yere gitmiyor. Hocam sakat numarası yaptık. Gidecek mi falan. Emre Mor hiçbir yere gitmiyor arkadaşlar. Samsun Spor'a da gitmiyor. Hatta Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Emre Mor'un transferini hiç düşünmedi. Kendisi Fenerbahçe ile hiç temasımız olmadı demiş. Ki bir Mustafa Hoca yine bildi köşesi de. Burası arkadaşlar. Şimdi Malum camiada bir yerli kanat oyuncusu, yerde Türk kanat oyuncusu takıma sürekli yabancı alınmasından ve kendisinin ikinci plan atılmasından dolayı rahatsızmış. Onlar yokken ben vardım, ben savaşıyordum. Bu yapılanlar vefasızlık demiş ve idmanda direktifler veren Okan Buruk'u terslemiş, İt, itmiş. Ardından olaya müdahale olmak için gelen ET ile de sözlü diyalog yaşamış. Hocanın aklına giren "Zaten sensin" demiş ama Galatasaray camiası bu olayın üstünü kapatmış. İçerideki malzemeci kaynağımızdan Gelen duyum diyor sevgili Furkan. Birinci ağızdan gelen bilgi. Birçok malzemeci olduğu için bulamazlar. O yüzden isim verdim diyor. Kaya Temel diyor ki sakatlıktan önce Florya'da antrenmanlarda Zanyolo'yu Okan Buruk defansa yardım etmesi için uyarıyor. Okan Buruk taktiği anlatırken daha sonrasında ikili arasında sert bir tatsızlık yaşanıyor. Kavganın yumruklamaya kadar gittiği daha sonra araya Erden Timur ve Ali Yiğit Buruk'un girdiği iddiası var diyor. Ee, i̇yi de Kerem burada niye dayak yememiş? Normalde dayak Yemesi lazım bu Kerem'in. Kavga varsa Kerem dayak yer orada. Şimdi ben size başka bir komedi anlatayım. Tete'nin menajeri Galatasaray görüşmesinden sonra Fenerbahçe arıyor biliyor musunuz? Biz Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'ye gelmek istiyoruz diye. Fenerbahçe'de yani e, kesinlikle biz sizi almayacağız vesaire deyip geri çeviriyor. Şimdi ben Galatasaray'ın Tete olayını çok merak ediyorum. Çünkü Shakhtar Donetsk'e göre ceza alacaklar. Ama bakalım alacaklar mı? E, sosyal medyaya göre 50 kere transfer ettiler. Ali Naci Küçük'e göre 1 milyon euro şey imza parası 250 bin euro da yıllık ücret karşılığında. Nevzat Dinsiz şey Dindar'a göre Nevzat Dindar'a göre de e, 3 milyon euro imza parası 1,5 milyon euro artı full hak bile çalışacak. Ama bakalım ne olacak. Cengiz Ünder. Aslına bakarsanız Cengiz Ünder açıklamasını bekliyorum hala bekliyorum. Hocam bak olmaz öyle şey. Gitti oyuncu. Vermiyorlar 15 milyon euro. Marsilya Başkanı açıklama. Selahattin bakayım. Gezmelerde. Kimisi Marsilya'da olduğunu söylüyor. Cengiz Ünder için Marsilya'da, Kayler Navas için Paris Saint-Germain'le görüşme halinde diyenler var. Garip yani. Volkan Demir Cengiz Ünder transferinde olumlu sinyaller aldım Selahattin. Baki Cengiz Ünder için Fransa'ya gitti diyor. Yer, her an yerden çıkabilir Selahattin Baki. Fenerbahçe tribünlerinin sarı selosu. Marsilya yani dün Cengiz için yeniden temasa geçirmiş arkadaşlar. Yaşanan gelişmeleri sevgili Furkan öğrendiğim takdirde yazarım diyor. Fenerbahçe Cengiz istiyor. İsmail Kartal Ali Koç bu konuda ciddi ısrarcı. Selahattin Baki hem Cengiz hem bazı isimler için ısrarını sürdürüyor. Bugün Cengiz için görüşmeler çok fazla. Şimdi Elis Bursa araçta diyor ki özel haberiyle bugün 9 Ağustos 2023 çarşamba diyor. Özel haber. şakası bir taraf ama ben bu şakayı yaptım diye beni engellemiş kendisi. Ayıp etmiş bana karşı. Ben onun abisi sayılırım. Yani bana karşı yapılan terbiyesizlikleri ben, ben asla unutmam. Bak bir not defterim var onların hepsine not tanımı düşüyorum. Yarın bir gün ben bunları atılatacağım. Yani ben bunları atılatacağım yarın bir gün. Şimdi Mario Branco, sportif direktörümüz ve yardımcısıyla birlikte İngiltere'de olduğunu öğrendim. Ancak hangi futbolcu için olduğunu öğrenememiş, öğrenemedim demiş. E, i̇şini yanlış yapıyor. Bugün öğle saatlerinde Marsilya Başkanı Çikolata Pablo Longoria ve Fenerbahçe Yüksek Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Cengiz Ünder için görüşme gerçekleştirecek demiş. Hala sürüyor o görüşme belki de. Hakim Ziyek bu arada kendisinin ilgilenen takımlara herhangi bir sakatlık problemi olmadığını iletmiş. Yani sarı lacivertli bir takım ilgileniyorsa muhtemelen bir şey yapmıştır. Ee, sarı lacivertli bir takıma haber vermişlerdir. Öyle düşünüyorum. Şimdi, Haliçka kimseyle bir transfer görüşmesi yapmadığını, Al Nasır'da mutlu olduğunu ve ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Şimdi arkadaşlar merak ediyorum bak. Fenerbahçe söz konusu olunca ağzınıza gelen küfürleri bile söylemekten çekinmiyorsunuz. Merakımı mazur görün ama hadi Galatasaray hani Taliskaya aldıydı ne oldu? Nerede? Hani nereye gitti Talisca'yı aldıydı Galatasaray? Sizin duyumlarınıza göre kesindi. Niye şimdi Galatasaray'a küfür etmiyorsunuz? Dedim diye söylemiyorum ha. Ya Fenerbahçe'nin X'in adı anılıyor. Gelmeyince şöyle böyle. Y'nin Sonuç ya hocam öyle de aylardır bekletiyorlar bize. Bir link. E, Livakovic'i bile alamadık. Arkadaşlar bakın Livakovic konusunda çok net söylüyorum. Bizim Livakovic konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Hiçbir pürüzümüz yok. Dinam Ozakrev Şampiyonlar Ligi maçı elemesi şöyle böyle falan filan dedi. Oyaladı. Bekliyoruz. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de hani Allah demeyim de birbirine girdiler. Bir karışıklık var. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi Jorginho. Fenerbahçe Jorginho için Arsenal'e resmi kanallar aracılığıyla fiyat sordu. Düşünülen isimler arasına eklendi diyor. Hocam şimdi bak. Hakim Ziyek. Gelsin isterim. Livakovic gelsin isterim. Jorginho da gelsin isterim. Cengiz Ünder çatışıyor. Hakim Ziyek kanat Cengiz. Hakim Ziyek'i 10 oynatırsın. Şimanski'yi 8. Cengiz'i sağ kanat oynatırsın. Jor Jorginho'yu da ön libero oynatırsın. Solda Tadic. Forbette Ceko. Kadroyu kurdum. Okey. Bir tane Türk'üm var. Eferdi mecbur oynayacak. 2 O zaman kaleye yabancıyı almam. Etti sana üç. Ya Serdar Aziz'i mi oynatacağım mesela? Düşünüyorum. O oynatırım hocam diyorsan. O ayrı mesela. Ben oynatacağımı zannetmiyorum. Şimdi Jorginho için fiyat soruldu. Doğru. Fenerbahçe Jorginho'yu transfer etmek istiyor. Goal'in haberi. Selahattin Maki'nin Jorginho'yu bitirmek için İngiltere'ye gittiğini söylüyorlar. Tam olarak öyle değil. Mesela Endidi diye bir isim bilmiyorum. Ya bana Endidi daha sıcak geliyor. Bana daha sıcak geliyor. Niye sıcak geliyor? Bilmiyorum. Herhalde havaların sıcaklığından. Fenerbahçe orta sahaya iki transfer yapmak istiyor. Bak Endidi ile Fenerbahçe görüştü. İsteyen bütün Fenerbahçe yöneticilerine buradan Hodri meydan. Görüşmedik diyen varsa beni öne sürün. Kesinlikle görüşür Endidi ile. Kesinlikle. Ve oyuncu başta olumsuz yaklaşıyorken belki de bir araç birkaç aracı soktuk işin içine. Onlar da işin içine girince belki de fikri değişti oyuncunun. Olumlu manada. Şimdi ben size bir soru sorayım. Aklıma takılmışken. Hakim Ziyeki aldın Kanada. en diye aldın ön libero'ya. Ee, Cengiz Ünder'i de aldın Kanada. Hakim Ziyeki 10 numaraya çektin. Domingeze gerek yok. Doğru mu? Yani bu da karışık. Bu arada ben bir şeyi çok merak ediyorum. Bizim üstüne abinin şeyini. Galatasaray'ın mene şeyi sponsoru Beyin Sports olmasın. Sonuçta marka değerini yükselteceğim falan filan diye. Hani açıklayamıyorlar ya ismini. Beklerim yani. Neyse Leicester'dan Andy'de ne ilgileniyoruz. 8 milyon euroluk bir teklif yaptık. Kabul ederler etmezler bilmiyorum ama yaptık. Kabul edeceklerini zannetmiyorum. Ama kabul ederlerse Endidi Fenerbahçe'de derim. 12,5 milyon euro bana söylenen şey en son. Bakalım ne olacak. Ekambi. Ekambi ile Fenerbahçe'nin artık sözleşme imzalamasını bekliyorum. Hakikaten bak artık bekliyorum. Ama niye şey yaptı onu bilmiyorum. Hocam orta saha rotasyonumuz. İsmail Yüksek, Mert Hakan yanına İrfan Can. Kahveci İrfan Can'ı çok orta saha saymayın. Yani 10 numara gibi düşünün onu. 6-8'e saymayın. Crespo, Zayt, Simanski demiş. Crespo giderse. İsmail, Mert Hakan, Zayt Şimanski, İrfancan. İkinci dönem Lincoln'e eklenebilir ama ikinci dönem daha çok var. Buraya Joni, Jorginho, Jorginho, diyecektim. Jorginho ve Nicolas Dominguez eklense bak. Jorginho, Nicolas Dominguez, İsmail Yüksek, Mert Hakan yanına Şimanski. Bir de İrfancan kahveci desen bence olabilir. Rade Kurunic hep sorulduğu için soruyorum. Rade Kurunic hani ben ihtimal vermiyorum ama Milan teknik direktörü Pioli, orta sahamızda birbirini tamamlayan çok birçok farklı özellik güzelliği olan oyuncularımız var. Baskılı, kaliteli ve agresif oyuncularımız yer alıyor. İyi bir rotasyonumuz olduğunu düşünüyorum. Farklı çözümler de bulacağız. Yenilerin takıma iyi uyum sağladığını görmek istiyorum. Sezonun başlamasına sadece 20 gün kaldı. İyileştirmemiz gereken yönlerimiz var demiş. Kurun için aklı başka takımda olabilir mi diye bir soru sormuşlar. O da demiş ki Kafası başka yerde olan veya iyi antrenman yapmayan bir oyuncuya takımında yer verir miyim sanıyorsunuz? Söylentiler önemli. Değil. Önemli olan davranışlardır. Kurun için davranışları hiçbir zaman yanlış olmadı demiş. Hazırlık maçında da kaptanlık pazamandan almış Hernandez'den. Fenerbahçe kurun için 5 milyon euro teklif etti. 8 istediler falan filan. Bunları da geçiniz. Şimdi Stevan Berguiz Fenerbahçe'nin radarına girdi. Haberi var. 31 yaşındaki kanat forvet. Hocam hakim ziyek geleceğine Berguis gelsin diyen var mı aranızda? Çünkü var küçük de olsa bir ihtimal var arkadaşlar. Yani o geleceğine o gelsin diyen var mı? Merakımdan soruyorum. Ne hani bilmiyorum. Luis Muriel bize önerildi. Atalanta 5 milyon euro artı 1 milyon bonus talep etmiş. Fenerbahçe geçen hafta da Luis Muriel ile ilgili bir girişimde bulunmuş ama bir haber bekliyormuş. Arkadaşlar kulübümüze önerildi Luis Muriel. %1 milyon önerildi. Ben bunu doğrularım. Ancak her önerilen futbolcuyu almıyoruz. Çünkü şu ana kadar belki 200 tane futbolcu önerildi. Thomas Suçek bana soruyorlar. Hocam Fenerbahçe'nin gizli bombası mı, külliyen yalan. Bizim hiçbir alakamız yok. Bilginiz olsun. Cengiz Ünder konuştuk. Türkiye ülke puan sıralamasında bir sıra yükselip 11. sıraya yükselmiş. Avusturya 29.000, Türkiye 28.600. Yani bu ne demek? Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Başakşehir diyorum. Adana Demirspor kazansın. 0.750 puan kazanacağız. Yani 29 350 olacağız. Yani Avusturya'ya geçme imkanımız var. İlk onun içine kendimizi atmamız lazım. Şu Angutça tartışmaları bırakmamız lazım. Tabii bunun içinde önce teknik direktörlerin vatan aşkıyla yanıp tutuşması lazım. Yani vatandaşları birbirine ayrıştıracak açıklamalar yerine bütünleştirici açıklamalar yapması lazım terbiyesizliğin, ukalalığın son bulması lazım. Açıkçası Fenerbahçe transfer duyumları bu şekilde arkadaşlar. Bakın neyi merak ediyorsanız hepsini anlattım. Herhalde bir beğeni ve abone olmayı çok görmeyeceksiniz. Bu arada 34.290 olduk mu? Videoyu çektiğim sıralarda 34.288 aboneydi. 12 abone sonra 34.300 olacağız. Ve ben inanıyorum 34.300'ü hemen olsak bu gece 23.59'a kadar 34.400'de oluruz. Bakalım Mustafa Hoca yine bildi olacak mı? İzlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.